5 gün sonrası hemen başlıyorum. Öncelikle 1 kilo acur aldım ve 1 kilo da kornişon salatalık turşusu. Yani 2 kiloyla kavanozlarımı doldurup turşu kuracağım. Çok pratik olacak hanımlar. Gördüğünüz gibi uçlarını kestikten sonra göz kararı bir baş parmak kalınlığında doğramaya başlıyorum. Hepsini doğrayıp kornişon salatalıklarımı aynı şekilde doğrayacağım. Kavanozlarıma dolduracağım.
kavanozlara yarım kaşık koydum. Büyük kavanozuma bir kaşık koydum limon tuzumu. İki katı oldu. Gördüğünüz gibi turşularımız hazır. 5 gün sonra geçti ve işte buradayız. 5 gün sonrasında turşularımın rengi daha da biraz sarardı. Gördüğünüz gibi yeşil halinden sarıya döndü. Şimdi bir kavanozu sadece açacağım. Tabii ki sizlere de göstereceğim. Şimdi bir bıçak yardımıyla kavanozun havasını alıp kolaylıkla kapağımızı açacağız. Turşumuzun rengi çok güzel olmuş hanımlar. Hemen tabağıma alıyorum. Tüm kavanozu boşaltacağım ve yakından sizlere göstereceğim. Sonra da tadına bakacağım. Ben ekşi turşu çok seviyorum. O yüzden ekşisini bol koydum. Limon tuzunu bir tık daha az koyabilirsiniz. Yarım kaşık kullanmıştım. Çok az daha eksiltebilirsiniz ama tadına bakınca fikrimi söyleyeceğim hemen. Ekşi turşu şahane oluyor bence ama yine tabii ki sizin arzunuza göre de değiştirebilirsiniz. Ama turşumuzu eritmeyecek kadar azaltıcı unutmayalım. Şimdi bu turşu bir haftalık kısa sürede yapabileceğimiz bir turşu. Daha ilerideki zamanlarda da kış için karışık turşu da kuracağım. Onu da sizlerle paylaşacağım. Bunu bir haftada elde edebileceğimiz çok pratik bir turşu. Hemen yapıp sizlere de göstermek istedim. Rengini görüyorsunuz hanımlar. Çok güzel. Işıl ışıl da parlıyor. Şimdi ben hemen tadına bakmak istiyorum. Salatalığında, acurunda kıvamı nasıl olmuş çok merak ediyorum. Ve gerçekten çıtır çıtır bir turşu olmuş. Tuzu ve ekşisi tam yerinde, tam kıvamında. Sofralarımızda yerini alabilir bu kolay turşumuz.
Kesinlikle tavsiye ediyorum. Denemelisiniz diyorum. Ve şimdiden herkesin eline emeğine sağlık. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.